Bey bunu yapmış olamaz Savaş. O bunu yapmaz. Bu tuzağı kurdurmuş olamaz o. Nasıl inanırsın sen Atıf'a? Ayşen, sen bile başından beri Atıf'ın bu parayı nereden bulacağını düşünmedin mi? He? Evet ama... Bak, bu para Atıf'ın hayatında görmediği kadar büyük bir para. Gelelim Atabey'e. Eski Atabey olsa bir an bile tereddüt etmezdin ve onun için çerez parası derdin. Evet belki şu anki Atabey için bu çerez parası değil ama beni vurmak için bu parayı gözden çıkarır. Savaş bak. Atabey bize böyle bir kötülük yapmış olamaz. O yapmaz böyle bir şey. Ya Ayşen, adam başından beri ilişkimizi onaylamadı. Beni senin yanında istemiyor. Ya adam bana düşman. Düşünsene, ayrıldığımız zaman Atabey üzüldü mü? Ha? Ben seni Atabey'le ilgili çok iyi anlıyorum. Hem de Üftah Hanım yaptıklarından sonra... Ayşen! O bunu yapmış olamaz. Ben Atıf'a inanmıyorum, inanmam da. Atıf'a değil Ayşen. Bana inanacaksın. Ama... Ayşen ben daha fazla uzatmayacağım. Günlerdir bana sadece sana inanacağım dedim. Ben de sana konuşma, ispatla dedim. Şimdi ispatlamanın zamanı geldi. Bana inanıyor musun? Yoksa inanmıyor musun? Seçimsin. Neden hala konuşmuyorsun Yüksel'de? Bak Feride de geri döndü. Ben ne bu halin, neyim var? Ata ben senden çok özür dilerim. Niçin? O rezil gecede sana yaşattığım utanç azmış gibi... bundan sonra olacaklar, olanlar için çok özür dilerim. Mahkemeyi düşünüyorsun biliyorum. Ama lütfen merak etme. Bunlara birlikte göğüs gireceğiz Üftah'da. Ata ben senden habersiz bir avukatla görüştüm. Bana öyle bakma lütfen. Yani ben kendimce... belki de ilk defa... kendimce bir çare bulmaya çalıştım. Sana daha fazla yük olmadan. Ama başaramadım. Başaramadım işte. Rezan onunla anlaşmak bir yana... kendisinden korktuğumuzu gördüğü için... hedefini iyice büyütmüş. Sadece manevi değil. Ticari itibarları zarar gördüğü için hem maddi hem manevi tazminat davası açmış. İstediği miktar... Rezan bizi bitirecek adam. Bizi bitirecek Rezan. Ayşen. Hadi bir şeyler söyle. Her zaman yaptığın gibi dikil karşıma. Yalan de, oyun de, Atabey böyle bir şey yapmaz de. Ben Atabey'i çok iyi tanıyorum de. Hadi. Savaş bak içimden gelen bu değil ama... ben sana... Ayşen, günlerdir söylediğin şeyi yap. Sana güvendiğimi ispatlayacağım demiştin. Evet hadi ispatla. Atıf sana bunu Atabey'in yaptırdığını ispatladı mı? Ayşen, sence ben Atıf'ın ağzıyla mı konuşuyorum? Tamam, yani sen inanıyorsun. O zaman elinde buna ispatlayan bir şey var değil mi? Onu göster bana. Asla Ayşen. Bana kanıtlarla inanmana bir kere müsaade ettim. Bana inanmadın, o kanıtlara inandın. Ama şimdi kanıt manıt yok. Sadece benim sözüme inanacak mısın? İyi günler Ayşe. Savaş. Ben bugünü çok farklı hayal etmiştim. Düğünümüze... ya
Yarım kaldı sandığımız hayallerimizi dört eline sarılırız sanmıştı. Bir yanım çok mutlu, inkar edemem. Ama böyle yapma Savaş. Bu soğukluğun benim mutluluğumu yaralıyor. Bu kez ben yaralamadım Ayşen. Mutluluğumuza kimin saldırdığını biliyorsun. Savaş ben... Ayşen konuşma. Yap. Yap ve bana güvendiğini ispatla. Ya da hiçbir şey yapma ve bu bütün yaşananlardan hiçbir ders çıkarmadığını göster. Bir tarafta Atabey, bir tarafta ben. Artık seçimini yap. Az kaldı ihtiyar. Çok az kaldı. Elimdeki her şeyi alacağım. Adam başından beri ilişkimizi onaylamadı. Beni senin yanında istemiyor. Ya adam bana düşman. Düşünsene. Ayrıldığımız zaman Atabey üzüldü mü? Heh? Günlerdir bana sadece sana inanacağım dedim. Ben de sana konuşma, ispatla dedim. Ayşen konuşma. Yap. Yap ve bana güvendiğini ispatla. Ya da hiçbir şey yapma ve bu bütün yaşananlardan hiçbir ders çıkarmadığını göster. Bir tarafta Atabey, bir tarafta ben. Artık seçimini yap. Rezan eminim şimdi çok mutludur. Eminim. Bizim yok olmamızı istiyor. Ayşen. Otursana. Bak Feride geldi. Hoş geldin Feride. İyi misin Ayşen? Ayşen. Sizinle biraz konuşabilir miyiz Atabey? Sen nişan yüzüğü mü taktın yeniden? Savaşla barıştınız mı? Aa, çok tebrik ederim Ayşen. Kaldığınız yerden devam edeceksiniz, ne güzel. Teşekkürler.